ne bırakmadı. Onu isteyince ben yine uğrarım dedi. Ha, siz istediniz telefon numarasını. Tabii tabii, numaranızı bırakın ben size arayayım dedim, elime düşerse dedim. O da bana dedi ki ben dedi uğrarım abla yine dedi, çıktı gitti. Peki istediği özel bir bölge olmuş anladığım kadarıyla. Yani o bölgenin adı nedir? Yanında... Bir bölgeden kiralamak istemiş, yeri de söylemiş size. Yani Çınarlık, Saraçlı taraflarından sordu bana daire var mı buralarda uygun diye. Bu çevreden, arka taraftan diye. Elimde şu an yok dedim o fiyatlara dedim. O kadar. O zaman yani. Evde kalmıyorsa bu adam hani otelde mi kalıyor? Kız çocuğu yanında olmuş olsa ilgimi çekerdi ama. Evet. Bu arada oradaki otel sahiplerine de sesleniyorum. Şu anda bir kız çocuğu. Bu kişinin de, söz konusu kişinin de fotoğraflarını da gösterelim. Hanımefendi, başka hatırladığınız bir detay var mı? Siz onu düşünürken ben de otel sahiplerine sesleniyorum. Sahte kimlik kullandığı söyleniyor. Bir polis kimliğini kullandığı söyleniyor. Anladığım kadarıyla eğer şu anda kiralık ev arıyorsa bir otelde ya da bir apartta ya da bir pansiyonda bir yerde kalıyor olabilir. Abdullah, beni duyuyor musun? Oralara bir odaklanalım. Oradaki otel sahiplerine, pansiyon sahiplerine bir seslenelim. Onların da dikkatini çeken belki de şu anda kızımız o bölgede anladığım kadarıyla. Ya yani o bölgede emlakçıları yürüyerek aradığına göre Abdullah, yakında bir yerdeki bir otelde, bir pansiyonda, bir apartta konaklıyor olabilir yani kiralık ev baktığına göre. Sokakta kalacak hali yok değil mi hala şu Nidem anda? Hanım, aslında Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube ekipleri de aslında bu bölgede daha çok yoğunlaşmış durumda. Çünkü ihbarlar genel olarak bu bölgeye ait. Şimdi hatta yarım saat önce bir ihbar geldi. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda görüldüğüne dair. Şimdi oraya doğru bir gideceğiz. Tamam. Ama sonuç olarak Ahmet büyük olasılıkla bu bulunduğumuz bölgede belki de kapana sıkışmış durumda. Belki de kendisini gizlemeye çalışıyor. Şapka, güneş gözlüğü vesaire falan. Ama bu bölgede sıkışmış olduğuna dair ciddi iddialar var. Peki sen o bölgeye hareket et. En son yarım saat önce görüldüğü yere git lütfen. Biz de yayına devam edelim. Sıcak bir haber, önemli bir haber alır alamaz hemen sana geleceğim Abdullah'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi herkes her yerde aramaya devam ediyor. Ordu Çocuk Şube'de aramaya devam ediyor. Herkes yoğun bir şekilde kızını sordu. Merak etmeyin. Herkes teyakkuza geçmiş durumda. Çünkü gerçekten hepimizden yani, Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Emniyet fazlasıyla elinden geleni yapıyor. Jandarma da öyle. Sizi bir dışarıda dinlendireyim. Bu kez Adana'daki diğer aileye bakalım. O çocuk için ne yapabileceğiz? Estağfurullah, sizi dışarı alayım. Ayşe, seni de dışarı alayım, sizi dinlendireyim. Şimdi eşinin çok ağır iddiaları vardı. Ali Rıza'yı görebilir miyiz? Ali Rıza'nın acayip iddiaları vardı. 17 yıllık evli kaldım. 6 çocuğumun annesi, 2 tane çocuğumu ondan kurtardım ama diğer 4 tane çocuğuma çok kötü davranıyor. Çok iyi bir hayatı yok. O çocuklarımı kurtarın. Velayetini de ben alayım. Velayetini de ben alayım diyor. Şimdi gelsin, Adana'dan dün konuşmuştu. Bütün iddialara yanıt vermişti. Havva burada. Havva, gelir misin lütfen? Gel Havva, merhabalar. İyi misin? Merhabalar. Hoş geldin. Selam. Seni en köşeye alayım lütfen. O tarafa alayım. En uca oturur musun? Koltuğun en köşesine otururken hatırlatması, dün konuştuklarımız ekranlara gelsin lütfen. Beni yatak odana götürüp bir anne olarak nasıl yattırdın? Onun hesabını ver bana. Bu kadar kalitesiz bir anne olma ya. Madem kötü bir anneydim, neden yanımda durdun? Öyle mi? 6 tane çocuğu olduğunu, eşinden 17 yıl önce boşandığını, 2 tane çocuk şu anda kendisinin yanında, diğer kalan 6 çocuk da Hava Hanım'dan, çocuklarının annesinden, 17 yıllık eşinden boşanmışlar. Korkunç şekilde şiddet gördüğünü. Hava Hanım, sizin hakkınızda inanılmaz inanılmaz iddialar var. Ya olacak gibi değil, ben çok şaşırdım. Dinleyeceğim seni ama görüntü önce ekranlara gelsin lütfen. Aleti sana kendine zarar versin diye annen mi verdi? Evet. Görüntü yarısını çekmediler. O görüntüyü çekenler. Bir Havva Hanım, peki doğru mu? Kesici aleti kızınıza siz vermişsiniz. Hayır. Hayır. Hayır, yalan. Yalan ablacığım. Bu kelepçeyi boynuma bile taksan o çocuklarımı kurtaracağım seninle. Unutma bunu. Kurtaracağım, alamayacaksın. Senin gibi senden elinde bırakmayacağım. Boynuma da taksınlar, boynuma. Kanun yerini bulacak. Unutma bunu. Ağlama ne olur. Yani merak etme. Merak etme ya. Nasıl ağlamıyorum abla? Her gün biri şiddete maruz kalıyor. Biri değil. Bakın efendim, raporlarını da size gönderdim.
Darp raporlarını da gönderdim. Gitsinler baksınlar savcılık kime vermiş, kim tarafından darp edilmiş. Varsa benim evladım bir tane tokat vurmamışım ben 80 derece güneşin altında çalışarak. Alnımın emeğiyle kazanarak onları büyüttüm. Sana köle olarak değil. Anne değilsin sen. Annelik böyle değildir. Elinizden geleni yapın kardeşlerim. Kardeşlerini mi istiyorsun? Onlar bari kurtulsun, ben kurtulamazdım. Oh yazık sana ya. Of yazık sana. Kardeşim orada asus ya. Vermiyor yemek, bir de yanmıyor. Ben yapıyorum. Okula tek başlarına gidip geliyorlar sabahları. Yazıklar olsun sana, yazıklar. Merak etme, görüntüler çok elimizde var. Bir arkadaşı var, Mersin'de bir arkadaşı var. Arkadaşını alıp benim evime getirip burada... Abla söylemek istemiyorum. Kendisi anlıyor ki, biliyor ki ben ne dediğimi. Ondan yapalım mı? Abo. Sen Mersin, çok yalancı bir kadısın. Mersin'de oturuyor. Şimdi Hava hoş geldin. Ama hakkında çok ağır iddialar var. Şimdi 6 tane çocuğunun 2 tanesi babanın yanında. Büşra, evet. Diğer kızın da öyle. Evet. 4 tane çocuk da senin yanında. Hı-hı, bir kız, 3 oğlan senin yanında. Şimdi 3 yaşındaki çocukla başlayalım. 3 yaşında ki. Çocuk. Ben 3 yaşındayım. Ali Rıza diyor ki, benim diyor 3 yaşındaki çocuğuma tütün içirdi diyor. Görüntülerde onu anlatıyor ve sen hala inkar ediyorsun. O çocuk nasıl tütün içer ya? Ben inkar etmiyorum. Orada kendisi bilinçli olarak kızıma ver diye ve anneni... Ya... Onu o kelimeyi kullanmayalım da ama bir kez söyleyeceğiz. Bahsettiğimiz şey sigara da çok sağlığa fazlasıyla zararlı. Biliyoruz, ama biz o kelimeyi kullanmayalım, tütün diyelim. Anlıyorum sizlere. Değilim. Asla yalan. Vermedin mi? Efendim? Vermedin mi çocuğa? Hayır. Peki elinde o sırada tütünü içiyor. Sanki profesyonel içici gibi çocuk 3 yaşında. Doğru. Niye elinden almıyor? O sırada diyorum gene de orada bir dalgınlığa gelmiş olabilir diyorum. Dalgınlık. Ben. Olabilir ama kendisi yaptırıyor. Kendisi yaptırıyor. Evde kızım değil ki ama evde Ali Rıza yok, nasıl yaptırsın? Kızıma ay bak, kızımda telefon var. Ya görüntüyü çeken Ali Rıza çektirdi diyorsun. Evet, kızıma arayarak kızıma diyor ve video yap bana at. Ama bak bir şey söyleyeyim ya. Ablacığım. Çektirmiş olabilir ama gözünü seveyim. Ama o video direkt babaya gidiyor. Neden gidiyor? Baba yaptırıyor. Ali Rıza sen mi yaptırdın kardeşim? O videoyu izleyeceğim. Senle beraber canlı canlı izleyeceğim o videoyu. Tamam, videoyu ben görüyorum zaten, canlı canlı da görüyorum. Ya ama ben üzerime iftira atıyor şu an. Ama çocuk içmiyor mu? Asla. Ama elinden alsana. İşte diyorum orada bir anlık belki dalgınlığıma gelmiş ama sonradan aldım. Bak orayı kesmişler bak ya, o yayını. Ya çocuk içiyor. Elinde de kül tablası gibi bir şey var. Çocuk içiyor, külünü de şöyle boşaltıyor. Çocuk 3 yaşında. Gözünü seveyim, kurban olayım. Bunun nesine nasıl dalgınlığına gelebilir ya? Ben burada suçlanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Göstereyim foto görüntüyü. Tamam, bak görüntü, bak haksızlık. Görüntüyü görüyoruz. Beraber görüntüyü ben görüyorum ablacığım. Senle beraber izlemek istiyorum. Hayır, hak veririm. Ben görüntüyü görüyorum. Görüyorum değil.